Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Kur'an'ı elden düşürmeyiz. Bu yol şehadet yoludur, eğilmeyiz. Bu yol şehadet yoludur, eğilmeyiz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Hükümet uyuyuha bizimle sahipçiler. Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! İzzettin Al-Kassam'a selam olsun! Ahmet Yasin'e selam olsun. Rantisi'ye selam olsun. Muhammed Tayfa selam olsun. Ebu Ubeyde'ye selam olsun. Ebu Hamza'ya selam olsun. Yemen direnişine selam olsun. Hizbullah'a selam olsun. İsrail'e lanet olsun. Amerika'ya lanet olsun. İngiltere'ye lanet olsun. Fransa'ya lanet olsun. Tekbir! Aksa'ya uzanan eller kırılsın. Şehitler ümmetin iftiharıdır. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Katil Amerika Türkiye'den defol. Katil Amerika Türkiye'den defol. Katil Amerika Türkiye'den defol. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve ilahe ilham. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk ya Aksa. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk ya Aksa. Bu yol şehadet yoludur, eğilmeyiz. Bu yol şehadet yoludur, eğilmeyiz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Gazze sevdalısı kıymetli Malatyalılar, şehitlerimiz ve Gazze'deki savaşın sona ermesi, bir an evvel ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen yürüyüşümüze ve gıyabi cenaze namazı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu istaînû bis-sabri ve's-salâ. تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا
teşurun. Gazze için acil ateşkes çağrısı. Buradan terörü bir kere daha lanetliyoruz. Memleketimize kasteden emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odakların tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlara Gazze'de soykırım yapanlar aynıdır. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apartheid rejimi, işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Gazze'de şu anda on binlerce insan yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler güvenli bölgeler olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarında yaşandığı alanlardan biri de sağlık hizmetleridir. Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırılarına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa 50 bin kadın elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilirler. Bölgede birçok hamile kadın anestezi yapılmadan ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açamadan anne karnında hayatını kaybettiler. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi ve tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel taşıyor. Gazze'liler için en önemli konulardan biri de refah sınır kapısından yeterli insanın yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi. Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekirken günde ortalama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için refah sınır kapısının bir an önce tamamen açılması gerekiyor. Refah sınır kapısından insani yardımların geçişine izin verilmemesi Gazze'de yaşanan acıların daha da artmasına sebep oluyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalıdır. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de 10 yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail
hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Sen bizim Rabbimizsin, bir numara sensin, sevgide sen, itaatta sen, bize zafer ver, artık güldür şu ümmeti, ağla şu Yahudileri, ağla şu Hristiyanları. Bize yardımını esirgeme, İsrail'e değil, Gazze'ye zafer nasip eyle. Filistin odaklı, Filistin Kudüs merkezli, bir İslam devletini kurmayı şu ümmete nasip eyle. Senin kullarını öldürüyorlar, namusu kirletiyorlar, şeriat-ı garrayı yeryüzünden silmenin hesabını yapıyorlar. Çocuk çağa çoluk demeden, genç yaşlı demeden onları bombalıyorlar. Allah'ım onlara yardımını kes, onlara yardım etme. Bu gücü onlardan al ve bu gücü bize ver ve bizi muttakilere önder kıl Allah'ım.